Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Kızgın Çöldeki Çiçek. Yazan Nuran Özkor, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Kazım Akşar, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Sevda Özlemer Sönmez, Gülay Özlem Akınözü, Leyla Ayşe Akınsal, Melek Hanım Hepşen Akar, Nahit Bey Fikret Ergin, Kenan Hakan Güneri, İlker Cüneyt Gündoğdu. Değişik, tuhaf duygular içindeyim Gülay. Nasıl anlatsam? Geleceğin yazarı için duygularını dile getirmek zor olmasa gerek. Ay, Sevda. Heyecanımı ver. Artık bir edebiyat fakülteliyim. Düşün, çocukluğumdan beri kurduğum hayalin gerçekleşmesine birkaç yıl kaldı. Sadece birkaç yıl. Bekle beni edebiyat dünyası. Bekle beni, geliyorum. Ah deli kız. Ah, bir tane neticeleri geldiği günden beri böyle Gülay kızım. Evin içinde hopluyor, zıplıyor, şarkı söylüyor. Evet. Çünkü mutluyum anne, mutluyum. İçim içime sığmıyor. Ah, içimde dans eden sarılar, maviler, pembeler. Ah, hadi gel anne, gel dans edelim. Ay, dur deli. Dur, beni, hay Allah, dur, başım döndü. Bak, arkadaşın da imtihanı kazanmış ama uslu uslu oturuyor. Ama senin bu kızın bir alem Melek teyze, bir alem. Hadi anne, beni de kendine uydurdur. Dur tamam. Ay başım. Mutfağa gidip size bir şeyler hazırlayayım bari. Sevda, anlatsana şu işi. Hı? Meraktan öleceğim. Ankara'da okumana baban nasıl razı oldu? Bildiğim kadarıyla Nahit amca kızlarını gözünün önden ayırmak istemez. Ya, hiç kolay olmadı Gülay. Hiç kolay olmadı, fakat sonunda oldu işte. Oldu. Önemli olan da bu. Nahit amca için büyük bir gelişme doğrusu. Ankara'da Naci amcamlarda kalacağım. Hah. Dost doğru okula gidecek. Dersin biter bitmez dost doğru amcamlara döneceksin. Aile adımıza söz getirecek. En küçük hareketini duymayacağım. Benim babam neden bu kadar katı, hiç bilmiyorum. Sevdiğin gencin Ankara'da olduğunu bilse ne yapardı acaba? Sus, yavaş konuş. Annem duyabilir. Ay, İlker'den haberleri olsa değil okula göndermek, evden bile çıkarmazlar. Yok, beni. Yok canım, o kadar da değildir. Neyse, biraz daha sıktı şimdi canım. İlker'in avukatlık stajını bitirmesine ne kaldı şurada? Bir yıl, sonra da askerlik. Ondan sonra da evlenirsiniz artık. Ve bu baskılardan kurtulursun. Okul bitmeden olmaz Gülay. Önce okulumu bitirmeliyim. Zamanı gelmeden babamın kulağına gidecek diye öyle korkuyorum. Korkacağına keyfini çıkarmaya bak. Ne demiş Sait Faik? Her şey bir insanı sevmekle başlar. İlker öyle hoş, öyle sıcak bir insan ki. Biliyor musun Gülay? Hayattan istediğim iki şey var. Yazarlık ve sevdiğimle birlikte olmak. İkisine de kavuşacağımı düşündükçe sevinçten yüreğim çatlayacak gibi oluyor. İlker'le mutlu olacağınıza ben de inanıyorum Sevda. Çok iyi bir çocuk. Evet. Evet. Öyle mutluyum ki babamın baskısıyla geçen 18 yılın acısını çıkaracağım. Birer birer, birer birer. Thank you.
var? Sıkıntılı görünüyorsun. Yok, bir şey yok. Söylemeyeceksin demek. Birbirimizden saklımız gizlimiz olmayacaktı hani. Her şeyi paylaşacaktık. Kantinin kalabalığı sıktı. Çıkıp yürüyelim mi biraz? Şimdi mi? Tam öğle vakti. Amcam yakınlarda bir yerdedir mutlaka. İşte sorun bu Sevda. Sıkıntımın sebebi bu. Amcam mı? Amcandan değil, senden söz ediyorum. Şu çekingenliğinden. Ama Ankara'da rahat olacaktık sözde, özgür olacaktık. Sen Ankara'ya geleli 4 ay oldu. Şu halimize bak. Edebiyat fakültesinin kantininden başka yere kıpırdayamıyoruz bile. Mersin'deyken çok daha rahattık. Kumsalda el ile yürüyebiliyorduk en azından. Ne yapabilirim İlker? Amcam emanettir diye bir an bile gözünü üstümden ayırmıyor. Korkuyorum, anla beni. Bir sigara verir misin? Yine mi sigara? Son günlerde fazla içmiyor musun? Bilmem. Sıkıntıdan belki. Sıkıntılardan kurtulmanın yolu sigaraya sarılmak mı yani? Değil ama. Gün aşırı telefon açıp amcamdan rapor alan babamın baskısından nasıl sıyrılacağımı bilmiyorum. Her şey yolunda abi, merak etme. Hayatım bu söze bağlandı sanki. Sahip olduğum güzel şeyler bir anda kayboluverecek diye öyle korkuyorum ki. Müstakbel kayınpederin zor adam olduğunu farkındayım. Ancak bu teslimiyetçi tavrınla ona biraz da sen zemin hazırlıyorsun bence. Ben teslimiyetçi bence değilim. Nahit Bey'in kızı olmak sabırlı olmayı gerektiriyor. Hem de çok. Öf, babamdan söz etmeyi kesebilir miyiz artık? Şu staj bir bitse. Hemen gidip seni babandan isteyeceğim. Canım ne oldu? Yüzün neden asıldı? Sevda, bana darıldın mı yoksa? Neden darılacakmış? Umarım babam beni sana vermez. Parlak bir geleceğin varsa ne olmuş yani? Umarım vermez. Sen de bana söylediklerinden pişman olursun böylece. İyi ki darılmamışsın ha. Darılsaydın demek neler söyleyecektin. Tamam canım, tamam, haklısın. Üstüne o kadar gelmemeliydim. Bağışla. E hadi gül ama. Gül ki güzel yüzünde gamzeler çıksın hadi. Tamam. Tamam. Bağışlandınız Sayın Bay Avukat. Sorunlarımız bitecek sevgili. Çok yakında bitecek. Birkaç aya kalmadan nişanlanmış olacağız. Bitecek. Yalnız o güne kadar çok dikkatli olmalıyız İlker. Ne bir kem göz, ne bir kötü söz düşmeli sevgimizin üstüne. Hadi Sevda, biraz cesur ol. Ben gerçekten çok sıkıldım. Çıkıp hava alalım ha. Peki. Fazla uzaklaşmak yok ama. Hı hı. Sonunda istediğin oldu işte. Sen istemiyor musun? Hadi ver elini bana. Ama biliyorsun. Hadi Sevda. Bir kerecik de bizim isteğimiz olsun. Hep başkalarının isteklerine boyun eğerek yaşadık. Hadi ver elini bana, hadi. Bak, bütün sevgililer el ele. Biz de onların arasına karışalım. Alo? Sevda. Sevda benim, annen. Anne. Bu ne güzel sürpriz. Aramanı beklemiyordum. Sevda beni dinle. Seni evde bulamam diye çok korktum. Anne, ne oluyor? Siz iyisiniz değil mi? Evde her şey yolunda mı? Sesin bir tuhaf geliyor. Biz Ankara'ya geliyoruz Sevda, babanla. Ankara'ya mı geliyorsunuz? İyi ama sınavlar biter baban bitmez. Ben zaten... Baban her an eve gelebilir Sevda. Beni dinle. Sana söyleyeceklerim var. Baban çok sinirli, çok, çok da kızgın. Neden? Neye çok kızdı? Bilmiyorum, bana bir şey söylemedi. Söylemez bilirsin. Dün akşam Naci amcan aradı. Naci amcan mı? Benimle mi ilgili? Ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Bir şey olmuş kızım, belli. Ha? Ay, eyvah, baban geliyor, kapatıyorum. Anne, alo? Alo? Aman Tanrım. Hayır. Hayır, değildir.
Yok, değildir. Annemler olmalı. Geliyorum. Rezil. Baba. Bey, içeri girelim bari. Çabuk toparlan, gidiyoruz. Ay, sakin ol bey. Sakin ol lütfen. Karışma sen. Yapma ne olur. Zaten bütün bunlara sebep sensin. Bir dakika, ne olur. Sen hala duruyor musun? Ay, toparlan dedim, yavaş, duymadın mı? Gidiyoruz. Ama okul, yarın sınavım var baba. Okul falan yok artık, bitti. Hiç olmamalıydı, hiç. Ne bekliyorsun daha? Topla pılını pırtını çabuk. Yavrum, hadi güzel kızım, bir lokmacık olsun ye, ne olur. Günlerdir ağzına doğru dürüst tek lokma koymadın. Hadi Sevda, bizim hatırımız için, annem için hiç olmazsa. Ne kadar üzüldüğünü görmüyor musun? Ne yiyor ne konuşuyor. Ağlamıyor bile Leyla. Bütün gün yüzü duvara dönük öylece yatıyor. Hadi ama Sevda, babam okula göndermiyorsa göndermeyiversin. Dünyanın sonu değil ya. Okula gitmek hayatından daha mı önemli? Bir doktora mı götürsek acaba Leyla? Hasta olacak. Ay, yüzünde renk kalmadı. Senin bu yaptığın şımarıklık Sevda. Hepimizi üzdüğüne değer mi? Hayatta okuldan başka şeyler de var. Hiçbir şey yok abla. Hiçbir şey. Okul yok. İlker yok. Hiçbir şey yok artık. Ben açarım anne. Sen git otur dinlen biraz. Bu kızın laftan anlayacağı yok. Of of. Anaoğlu da dayan. Gülay, sen Ankara'da değil miydin? Gel içeri. Evet Leyla abla. Sınavlarım erken bitince... Sevda nasıl? Sevda odasında. Seni görünce çok sevinecek. Hayır, sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Ne zaman ne hissedeceğimi de siz karar veremezsiniz. Kimseyi görmek istemiyorum. Sevda, bak canım, arkadaşın geldi. Hey, koca tembel. Ne bu hal böyle? Gün ortasında uyunur mu hiç? Kalk bakalım. Biraz rahatsız. Sevdacığım, yüzünü dönüp bir hoş geldin demek yok mu canım? Ay eyvah, saat 12 olmuş. Hemen gitmeliyim. Çocuğu okuldan alacaktım, unuttum. Hoşça kal Gülay. Görüştüğümüze sevindim. Annenlere selam söyle. Söylerim Leyla abla. Güle güle. Kalk bakalım inatçı. Bütün dünyaya küstün demek. Dünya sana küsmemiş ama. Hele biri var ki. Kim olduğunu sormayacak mısın? Omuz silkiyorsun öyle mi? Bu yılgınlık sana hiç yakışmıyor Sevda. Doğrusu bu kadar zayıf olduğunu hiç bilmiyordum. İçini çekip duracağına niçin geldiğimi sorsana. İlker şu halini görse ne düşünürdü acaba? Sana haber gönderdiğine bin pişman olmaz mıydı? İlker mi? Oho, adı bile canlanmana yetti bakıyorum. Nasıl? Haber mi gönderdi? Ne söyledi? Ne söyledi? Çabuk anlat. Aman Allah'ım. Sevda. Kendine ne yapmışsın böyle? Gözlerin çukura kaçmış, sararıp solmuşsun. Şu güzelim saçlarının haline bak. Işıltı diye bir şey kalmamış. İlker ne söyledi? Anlatsana. İlker'i bir yana bırakıp önce kendini düşün sen diyorum. Şunu artık Gülay, ne dedi? Birkaç güne kadar Mersin'de olacakmış. Önümüzdeki hafta sonu. Neye yarar? Sokağa çıkmama asla izin vermezler ki. Senin beynin durmuş kızım, beynin. Sen her şeyden vazgeçtikten sonra... Ne yapabilirim, söyler misin? Bu durumda ne yapabilirim? Canlan biraz. Kendin için bir şeyler yap. Mücadele et. Babamla mı? Mümkün mü sanıyorsun? Aman iyi. Dünyaya sırtını dönüp yatmaya devam et öyleyse. İlker ailesiyle birlikte istemeye geldiğinde de... İstemeye mi dedin? Ama nasıl olacak? Stajı bitmedi ki. Sana iletmemi istediği şey buydu. Sınavlardan sonra buraya geleceğimi duyunca sana bu haberi gönderdi. Bir bildiği vardır elbet. İnanamıyorum.
Tam her şeyin bittiğini düşündüğüm. Delisin var. Sen, deli. Umudunu yitirmediğin sürece hiçbir şeyin bitmeyeceğini bilmiyor musun? Evet. Hiçbir şey bitmedi. Bitemez. Oh! Düşünebiliyor musun Gülay? Gelecek ay nişanlanmış olabilirim. Okula bile dönebilirim. Düşünsene. Sınavlara girmediğim için bir dönem kaybetmiş olacağım ama olsun. Ne dedin? İstemeye mi geleceklermiş? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Soyunu sopunu bilmediğimiz yabancılara kız vermekte nereden çıktı? Fakat bey, yabancı da olsalar belki iyi insanlar. Karışma sen, karışma! Kendi soyumuza kral mı girdi? Tövbe tövbe! Ben kızımı soyu sopu belli, helal süt emmiş bir insan evladına vereceğim. Amcamın torunum Mehmet'e. Ne? Nereden çıktı bu? Olamaz. Olamaz. Mehmet tam kızımıza göre. Kızına iyi sahip ol Melek Hanım. İyi sahip ol. Ama sözlüsüne karşı mahcup duruma düşürürseniz bu yaştan sonra katil edersiniz beni ona göre. Duymak istemiyorum. Bunları duymak istemiyorum. İstemiyorum. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Kendine geliyor anne. Sevda, benim canım. Ablan Leyla. Şükürler olsun Allah'ıma. Allah'ım sana şükürler olsun. Anne. Yavrum. Sevda'm. Ben doktora haber vereyim. Ay, neredeyim ben? Başım dönüyor. Hastanedesin yavrum. Şükürler olsun hayattasın. Yaşıyorsun yavrum benim. Yaşıyorum. Evet. Sabah sabah bu da kim şimdi? Tam iki satır yazmaya oturuyorum zır kapı. Tamam. Tamam geliyorum. Of nihayet açabildin Sevda. Ne yapıyordun Allah aşkına? Merhaba abla. Kapı açılmayınca evde yoksun sandım. Gördüğün gibi evdeyim. Oturma odasına geçelim. Misafir odası biraz dağınık. Orası da dağınık ya. Malum malum ev işlerinden hoşlanmadığını biliyorum. Yine de yapıyorum ama değil mi? Yaptığım işten hoşlanmak zorunda değilim. Tamam tamam hemen kızma. Öylesine söyledim işte. Ay nasıl yorulmuşum. Hava güzel biraz yürüyeyim dedim ama bizden geçmiş anlaşılan yaşlanıyoruz galiba. Yaşamadan nasıl yaşlanılırsa. Yaşamadan mı? Hı? Aman Sevda. Benim yaşadıklarım bana yeter. Görüp göreceğimiz de bu zaten. Ev, çocuk, koca. Didin dur. Ya, didin dur. Hadi etrafı toplayalım. Sahi, ben gelmeden önce ne yapıyordun? Hiç. Ne demek hiç? Ha, yazıyordun yani. Sorunca hep öyle dersin. Biliyor musun Sevda? Annem senin için çok üzülüyor. Üzülüyor mu? Neden? Yazı yazmak uğruna bütün gün eve kapanıyorsun. Kimseyle görüştüğün yok. Hiç değilse komşularına... Ben şikayet ediyor muyum abla? Etmiyorsun ama yazdıklarının da bir şey olacağı yok ki Sevda. Of, verdiğin moral için çok teşekkürler. Biz senin iyiliğini düşünüyoruz. Beni biraz daha az düşünseniz keşke. Daha az ya da hiç. Ay iyice saçmaladın yani. Kendini dünyadan tecrit ederek yaşayamazsın. Soyutlayarak. Anlamadım. Ha? Ne yaparak dedi? Hiç boş ver. Sen başka laf bilmez misin Allah aşkına? O kadar kitap okuyorsun. Durmadan bir şeyler yazıyorsun ama hiçten başka bir söz çıkmıyor ağzında. Hiçliği yaşıyorsan. Aman neyse. Çay içer misin? Kendim için demlemiştim. Bunca çaya sigaraya vücudun nasıl isyan etmiyor hayret.
Aslında isyan etmesi için o kadar çok neden var ki. Öf, gidip çayı getireyim. Nedense hep onlar isyan ediyor. Kendimi soyutlamam da yetmiyor demek. Hep daha fazlasını istiyorlar. Hep daha, daha, daha. Yıllar önce Sevda'ya yaptıklarınız yetmedi mi? Neredesin Sevda? Neredesin? Sarsılmaz bir inançla nasıl da cıvıl cıvıl bakardın yarınlara. Böyle olmayı ben istemedim anne. Ben istemedim. Sevda, ne yapıyorsun? Çayları koymadın mı hala? Ne, çay mı? Abla, hastanedeyken bana ne söylemiştin, hatırlıyor musun? Ne hastanesi? Ne sözü? Neyse boşver. Hiçbir şey düzelmedi zaten. Neyin var senin Allah aşkına? Rüyada gibisin. Of, boşver dedim ya. 19 yıl geçti. Birbirinden beter. Koskoca 19 yıl. Sevgisiz, mutsuz, yaşamadan. Hadi odaya geçelim. Sen çayı getir, ben fincanları götürüyorum. Hiçbir şey düzelmedi derken ne demek istedin Sevda? Düzenin yerinde maşallah. Kocanın kazancı iyi. Eviniz, arabanız, bir kadının isteyeceği her şeyin var. Akıllı uslu da bir de kızın. Daha ne istiyorsun öyle mi? Mehmet Bey'in eşi, ev kadını Sevda, saydıklarından başka ne bekleyebilir hayattan? Ama bir konuda haklısın. Sevgi var. Canım kızım benim. Bana bak. Mehmet'le kavga mı ettin sen? Mehmet'le kavga etmek neyi değiştirir ki? Kimseyle kavga etmedim. Hiçbir zaman hiç kimseyle kavga etmedim ben. Belki de etmeliydim. İçimde yükselen isyanları bastırmak hataydı. Kim bilir? Aman Sevda. Kimseyle kavga etmemişsin diye pişman olmak da neyin nesi? Ne güzel sessiz sakin yaşıyorsun işte. Kavganın, tartışmanın kime ne yarar oldu ki? Kim bilir? Ne oldu? Niye gülüyorsun? Ay, seni anlayabilene de aşk olsun yani. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Mehmet'le bir güzel kavga etsem, kapıyı çarpıp babamın karşısına çıksam. Deli misin sen? Yüreğine iner valla. Aile adımız diye başlar, yeri göğü birbirine katar sonra. Sakın ha. Hem şu rahat güzel hayat bırakılıp da baba evine dönülür mü hiç? Deli misin sen? Canım, yapar mıyım hiç? Baba evine dönmek yarı açık cezaevinden hücreye atılmak gibi bir şey benim için. Pek çok kadının hayatı böyle Sevda. Yalnız sen değilsin ki. Hayat böyle. Hayat. Belki. Kim bilir? Ah Sevda. Ah. Kocanla ne olacaksınız böyle? Ha? Bugüne kadar ne olduk ki bundan sonra ne olacağımızı merak ediyorsun anne? Benimle açık konuş kızım. Senin bu dolambaçlı sözlerini hiç anlamıyorum. Hiç. Mehmet'i terk edeceğini söylemişsin. Ha, ablam dayanamadı söyledi demek. Beni çağırmandan anlamıştım yine bir suçum olduğunu. İçim rahat değil kızım. Senin için üzülüyorum. Oh. Ablan da öyle. Herkes benim için üzülüyor. Ben niçin üzülsem acaba? Üzülmeni değil mutlu olmanı istiyorum Sevda. Mutluluk istemekle olmuyor anne. Kızgın çölde çiçekler açsın istiyorsun sen. Aha, bak bu sözü çok sevdim. Kızgın çölde çiçekler. Yazacağım yeni öyküde kullanayım da bari ziyan olmasın. Aklın fikrin yazmakta çizmekte. Biraz ciddi ol. Senin hayatından bahsediyoruz. Anne yeter. Hayat bir sudur akar. Benimki bulanık akıyor hepsi bu. Yani kocanı terk etmeyi düşünmüyorsun öyle değil mi kızım? Düşünmek başka gerçekleştirmek bambaşka anne. O işler bize göre değil Sevda. Bize yakışmaz. Baban dünyada izin vermez zaten. Mehmet'in de huysuzlukları var ama idare edeceksin yavrum. Başka çaresi yok. Ben babanla 40 yılı nasıl geçirdim sanıyorsun? Ha? Yalnızca huysuzlukları olsaydı keşke. Sözde iş gezileri, sabahlara kadar süren iş yemekleri. Ayda yılda bir akşamları aynı sofraya oturabilirsen ne mutlu. O da hiçbir şey konuşmadan, hiçbir şey paylaşmadan. Yok sayılmak, umursanmamak, bitmez tükenmez yalnızlık.
İyi ama yalnız kalmayı sen istiyorsun kızım. Yazacağım, çizeceğim diye bütün gün eve kapatıyorsun kendini. İstediğini yapmana ses çıkarmıyor diye kabahatli mi oluyor adamcağız? Benim ne yaptığımdan haber var mı ki onun? Hem nedense bir şeyler yapmama hep o izin vermiş olur. Kadın mücadele edip kazanmış olmaz hiç. Bu inancı yaşatanlar da hep senin gibi düşünen, çoğu senin kuşağının kadınları anne. Mücadele etsek elimize ne geçecek? Ağzımızın tadını bozmaktan başka? Ah, ağzımdakine tat mı diyorsun sen? Of, neyse bu kadar yeter, yoruldum artık. Biliyorum. Yazmaktan vazgeçmemi istiyorsun. Bunu unut. Yazmak benim her şeyim anne. Her şeyim. Hayatın benden zorla kopardıklarının öcünü almak için ne gerekiyorsa yapacağım. Peki ne olacak sonunda? Yıllardır yazıp duruyorsun. Bu yüzden her şeyi ihmal ediyorsun. Sonu mu var bunun ha? Boşuna uğraşmak seni sinirli yapıyor Sevda. Bu halin sevgiyi de etkiliyor. Sen kızımı dert etme anne. Yazma konusunda tek dayanağım sevgi. Yazmak ve sevgi. İşte benim hayatım. Görüşmeyeli yıllar oldu Sevda. Gülay. Oh, sen misin? Tanıyamadın mı hayatını? Oh Sevda, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Ay, görüşmeyeli yıllar oldu. Tabii. İstanbul'a bir gittin, gidiş o gidiş. Öyle oldu. Ne yaparsın? İş, güç. Bundan sonra sık sık görüşürüz. Kızım burada Anadolu Lisesi'ne başladı. Sen neler yapıyorsun anlatsana. Hiç değişmemişsin. Hala o güzel, zarif, ince Sevda. Teşekkür ederim. Sen de değişmemişsin. Hadi canım. Kibarsındır bilirim. Fakat görüşmeyeli gözlerin bozulmuş anlaşılan. Fazladan 10 kiloyu görmediğine göre. Her neyse. Anlatsana. Hı? Nasılsın? Neler yapıyorsun? Neler mi yapıyorum? Hem pek çok şey hem hiçbir şey. İşte tam bir yazara yaraşır cevap. Kendimi yazar diye tanımlayamıyorum yazık ki. Olmadı. Olur canım, olur. Her şeyin zamanı vardır. Vaktin var mı? Hı? Bir yerde oturup sohbet edelim. Böyle ayaküstü doyamam sana. Tabii ki vaktim var. Olmasa bile senin için yaratırdım. Öyleyse anlaştık. Yalnız şuradan benim kıza atkılık günü alacağım. Sonra gider bir yerde otururuz. Örgü örmeye de mi başladın? Epey marifetlisin desene. Tabii ya, ne sandın? Özel ulaklıktan başka hünerlerim olmadığını mı düşünüyorum? Hatırlıyorsun değil mi? Neydi o çocuğun adı? Epey haber taşımıştım aranızda. Başka türlü bir tadı vardı o günlerin. Evet. Güzel günlerdi. Kendimizi düşlerimizin gerçekleşmesine en yakın hissettiğimiz güzel günler. İlker'in yurt dışında olduğundan haberin var mı? Senin evlenmenden hemen sonra gitmişti. Sahi kocan nasıl? İyi. Erkeklerden söz etmeyelim şimdi. Bir zamanlar ne çok konuşurduk, hatırlıyor musun? Bahçe duvarına oturup fakültenin en yakışıklısını seçtiğimiz o günü hatırladım. İnsan zamanla nasıl da değişiyor değil mi? Bir vakitler bayıldığımız şeyler şimdi anlamsız geliyor. Zaman törpülüyor insanı. Bir yanından törpülerken öte yandan yeni yeni şeyler ekliyor, dolduruyor. Seni çok düşündüm biliyor musun Sevda? Yazmayı bırakmadın değil mi? Ne yapacağımı bilemediğim bir yığın öykü var elimde. Senin sanat çevresine girmen gerek canım. İstanbul'a gelebilsen. Oh, imkansız. Birkaç günlüğüne gezmeye gelebilirim ancak. Gerçi Mersin'de de iyi bir sanat çevresi var. Buradan birkaç kişiyi tanıyorum.
Aa, bak aklıma ne geldi. Burada zaman zaman edebiyatçıların toplandığı bir dernek var. Faydalanabilirsin. Dur bak ne diyeceğim. Yarın şiir dinleti programları var. Birlikte gidelim mi, ne dersin? Ne? Aa, gidebilir miyiz? Ay, çok isterim. Gideriz tabii. Oradaki arkadaşlarla tanıştırırım seni. Çevren genişlesin biraz. Harika. Anlaştık o halde. Yarın 1:30'da gümrük meydanında buluşalım. Tamam. Güvercinlere de yem atarız biraz. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? Hani elini şöyle bir savurup güvercinleri uçurur. Çevrende kanat çırpmalarını gülerek seyrederdin. Bunu hala yapıyor musun? Bazen. Hayattan o kadar da kopmadık Gülay Hanım. Herkes çoktan gelmiş bile. Aa, bak gel Sevda, en önde 2 boş sandalye var. Oraya oturalım. Tamam. Aa, müdür beyimiz de gelmiş. He? Bugün o da kendi şiirlerinden okuyacak biliyor musun? Kim? Benim eski müdürüm. Tanırsın canım, Kenan Bey. Sana İstanbul'dan kitaplarını göndermiştim ona. Evet. Harika şiirleri var. Hani nerede? Bak karşıda. Hı? Yöneticilerle birlikte masada oturuyor. Hangisi? Masada 5 kişi var. Pencere tarafında oturan. Beyaz benizli, kısa kırçıl saçlı. Açık renk kahverengi ceket giymiş. O vahşi, yırtıcı, ateş gibi şiirleri yazan adam bu mu? Böylesine soğuk görünüşlü biri o şiirleri nasıl yazar? Görünüşe aldanma canım. İlginç adamdır. Tanısan anlardın. Bizim Adil'in çok eski arkadaşı. Yıllardır tanışırız. Ha. Müzmin bekarlarımızdandır ha. Evliliğin insanlara mutluluk getirmediğini savunuyor. Akıllı adammış. Çevresindeki kadınları bir görsen. Tuhaf bir çekiciliği var. Yakışıklı bile sayılmaz. Yine de dikkat çekecek biri. Aa, öyledir. İnsanları etkilemeyi iyi bilir. Bakıyorum seni de etkiledi. Saçmalama lütfen. Hadi gel gidip bir merhaba diyelim. Tanışmış olursun. Ben? İstiyorsan sen git. Ne oldu sana birden? 10 dakikada 10 kişiyle tanıştırdım, sesin çıkmadı da 11.sine neden hayır diyorsun anlayamadım. Gel hadi. Bırak kolumu Gülay, çekiştirme. Adam bize bakıyor. Başlıyorlar galiba. Başkan ayağa kalktı, açılış konuşmasını yapacak. Tam zamanı. Şiir dinletiyi nasıl buldun Sevda? Beğendin mi? Harikaydı. Her şey çok güzel. Ay, çok zevk aldım. Müthiş bir gün oldu benim için. Kenan Bey'e geliyorum. Şiirlerinizle bizi yine mest ettiniz Kenan Bey. Mest mi ettim? Ben batsın, acıtsın istiyorum oysa. Battığı yeri delsin. Sen mest etti diyorsun. Sözün gelişi müdür bey. Özellikle köy çocuğu şiiri bir harikaydı. Kenan Bey bizim Adil'in hemşehrisidir Sevda, biliyor musun? Yahu köylüsü desene şuna. Aman Kenan Bey, ikisi de aynı kapıya çıkar. Sizi Sevda ile tanıştırayım. Sevdacığım da edebiyatla yakından ilgilidir. Kentimizin gizli kalmış yeteneklerinden de kendisi. Ay Gülay, lütfen abartıyorsun. Alçak gönüllü davranmanın sırası değil hayatım. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz Kenan Bey. Sevda'nın öykülerine bir el atarsınız artık. Çok güzel çalışmaları var. Öyleyse getirin bir bakalım. Hafta içi her gün kültür müdürlüğündeyim. Yerini biliyor musunuz? Duydun işte Sevda, sakın ihmal etme. Söylemeye gerek yok. Müdür bey bu işleri iyi bilir. Tabii tabii, getirin bir bakalım. Özür dilerim, benim hemen gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Tanıştığımıza sevindim. İstanbul'a dönmeden görüşemezsek Adil'e selamlarım. Tabii söylerim, güle güle. Sevda? Nasıl buldun bizim Kenan Bey'i? Ukala. Anlayamadım. Pek hoşlanmadın galiba. Canım, 2 dakika gördüğüm adamın nesinden hoşlanacağım ya da hoşlanmayacağım? Sen de yani Gülay, zorladıkça zorladın adamı. Yok efendim gizli yetenekmiş, öykü çalışmasıymış. Sen olayın hala farkında değilsin anlaşılan. Bu sözümü sakın unutma canım. Bu karşılaşma hayatını değiştirebilir. Yok daha neler, adam umursamadı bile. Anladım. Sen ona alındın. Ay saçmalama, neden alınacakmışım? İlgilenmek zorunda mı yani?
Henüz Kenan'ı tanımıyorsun. İlgisini pek belli etmez o. Sana çalışmalarını getir dediyse getirmeni bekleyecek demektir. Aman ne hoş. Ne demek istediğini fala bakıp mı anlayacağız? Tuhaf bir adam işte. Kendini beğenmiş. Anlaşıldı, anlaşıldı. Senin kendi başına bir şey yapacağın yok. Hazırlan. Pazartesi günü birlikte gidiyoruz. Da nerede kaldı? 11:30 demişti, 12 oldu. Hala ortalarda yok. Cık. Müdür Bey'in odasına kendim girsem... Yok, 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 yok. Dünyada olmaz. Ay, heyecandan her yanım titriyor. Üf, neredesin Gülay? Of, nerede bu adam ya? Bir saattir zile basıyorum. Oo, geldin mi? Sevda'ydı değil mi? Evet. Merhaba Müdür Bey. Neden koridorda duruyorsun? İçeri gelsene. Teşekkür ederim. Rahatsız etmek istemiyorum. Tam öğle vakti. Zamanınızı almak istemem. Ne demek? Gel hadi. Otur şöyle. Yok oturmayayım. Ben dosyayı bırakıp gideyim. Yok hiç olur mu öyle şey? Biraz oturup konuşalım. Daha erken bekliyordum. Bekliyor muydunuz? Aa tabii tabii ya. Gülay geleceğimizi haber vermiştir. Ben de onu bekliyordum. Gülay mı? Niye? O benim odamın yolunu bilir. Bilmem. Rahatsız etmekten çekindim de. Sen hep böyle çekingen misin? Ay, yok değilim tabii ama. Açıkçası çalışmalarımın sizi pek ilgilendirdiğini sanmıyorum. O niye o? Geçen gün oldukça soğuk karşıladınız da. Soğuk mu? Hayret. Ben sıcak bir adamım oysa. Hiç öyle görünmüyorsunuz. Ne? Yani o gün hiç öyle görünmüyordunuz. Soğuk göründüğümü söyleyen başkaları da oldu. Ancak senin böyle düşünmene üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Üzülmeniz için söylemedim. Bu konuda yanılmışsam sevinirim. Size dosyamı vereyim. Ver bakalım. Oldukça kabarık bir dosya. Çalışmalarımın iyi olup olmadığını bilmiyorum. Aslında okunmaya değer olduklarından bile emin değilim. İyi olup olmadıklarına bakacağız. Ne içersin? Bir şey içmeyeyim. İç çay, kahve, soğuk bir şey. Hatta önce bir şeyler yiyelim ha? Hayır. Evet. Ne yiyeceksiniz? Tantuni? Yo. En iyisi biftek. Bakın. Ben gerçekten aç değilim. Sen ne kadar inatçısın öyle. Bak, ben biftek yiyeceğim. Sana da söylüyorum, tamam mı? Ay. Alo Halil. Bana 2 biftek al gel, tamam mı? Soğansız ve yağsız olsun. Peki, sizin inatçılığınıza ne demeli? İnsanın istediğinde direnmesi iyidir. Bu durumda o 2 bifteyi siz yiyeceksiniz Müdür Bey. Öyle mi dersin? Hiç sanmam. İnatlaşma konusunda kimse benimle yarışamaz, haberin olsun. Göreceğiz. 2 bifteyi ard arda yemenizi keyifle izleyeceğim. Çok sigara içiyorsun Sevda. Şu son günlerde iyice arttırdın. Annem doğru söylüyor. Sağlığından olacaksın. Ay ne olur üstüme gelmeyin. Merak içindeyim, anlasanıza. Öykülerimi vereli 2 ay oldu. Umarım çok kötü bulmaz. Ha, beğenmezse dünyanın sonu gelmez ya. Kimden söz ediyorsunuz Allah aşkına? Müdür Bey'den anne. Öykülerini beğenmezse diye korkuyor. Beğenmezse sen de yenilerini yazarsın kızım. Bir daha yazabilir miyim bilmiyorum. 2 defa uğradım. Hiçbir şey söylemiyor ki. Ben de soramıyorum. Uf, beğenmesini ne kadar isterdim. Niye? Edebiyat alanında tek söz sahibi bu adam mı? Hayır değil tabii ama... canım beğense fena mı olur? O kadar emek verdim. Ay, beni atlatıyor galiba. Elin adamını niye rahatsız ediyorsun kızım? Ha? Niye mi? Sonucu başka nasıl öğreneceğim anne, söyler misin? Ben çaya bakayım, demlenmiştir. Of. Bana bak. Kardeşinin halini hiç beğenmiyorum Leyla. İyice sinirli oldu. Şu yaptıklarına bak bir de. Elin adamını aramalar, hikaye okutmalar.
Uf, hiç doğru değil bunlar, hiç. Ay, adam koskoca müdür anne. Şairmiş de başka kime okutsun? Ne lüzum var canım? Kocası duyarsa ne der? Hiç düşündünüz mü bunu? Hele baban. Hii, maazallah, duysa kıyameti koparır. İşi için arıyor anne. Sevda ne kadar değişti görmüyor musun? Genç kızlığındaki haline döndü diyeceğim geliyor adeta. Siz başınıza dert arıyorsunuz kızım, dert. Çaylar geldi. Ay, konuşmaya dağıldık, kekin dibi biraz tutmuş, idare edersiniz artık. Ne konuşuyordunuz? Adımın geçtiğini duydum. Senin öykülerden. Hmm. Telefon çalıyor. Çalıyorsa çalıyor canım. Bu kadar heyecanlanacak ne var? Alo, ben Sevda. Merhaba. Telefonun başında mı bekliyordun? Evet. Ay. Yani aynı odada oturuyordum. Fakat bekliyordum doğrusu. Hani içime doğdu derler ya. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Bak, sana haberlerim var. Hemen gel konuşalım. Ay, şimdi mi? Ay, mümkün değil. Haberler dediniz. Beklediğim şey olabilir mi? Neydi beklediğin? Aa, yapmayın lütfen. Peki. Hadi gel konuşalım. İmkansız. İmkansız diye bir şey yoktur. Hayır, vardır. Sen bir şeyi istersen yaparsın. Her zaman değil. Pekala, madem öyle diyorsun. Hadi hoşça kal, görüşürüz. Fakat haber? Gelince öğrenirsin. Hayır, bir dakika. Haber. Geldiğin zaman. Ay. Ne demek oluyor şimdi bu? Çılgın bu adam. Gerçekten çılgın. Şu haberi söyleyecek misiniz artık müdür bey? Dünden beri meraktan ölüyorum. Evet, gelseydin sen de. Annemle ablamı bırakıp nasıl gelseydim? Gündelik hayatın sorunlarını aşmayı öğrenmeden nasıl yazarlık yapacaksın? Yazarlık mı? Yazarlık mı dediniz? Evet, öyle dedim. Bunda bu kadar şaşıracak ne var? Öykülerini İstanbul'daki bir yayıncı dostuma göndermiştim. Dün beni aradı. Bu ne sabırsızlık böyle? Anlatacağım, sakin ol. Tamam. Ne diyordum? Yayıncı dostum öykülerin için başarılı dedi. Ufak tefek bazı düzeltmelerin gerektiği yerler dışında çok iyi bulmuş. Ne oldu? Donmuş gibi kaldım birden. Başarılı. Başarılı mı dedi gerçekten? Oh, inanamıyorum. Şaka yapmıyorsunuz değil mi? Ciddisiniz. Canım, tabii ciddiyim. Neden şaka yapayım? Ay, harika bir şey bu. Ay, ciddisiniz, harika. Size çok teşekkür ederim müdür bey. Öykülerimi yayıncı dostunuza gönderdiğiniz için. Bundan niçin bana hiç söz etmediniz peki? Olsun, ne fark eder? O kadar mutluyum ki. Şu anda yüzünün halini bir görebilsen. Küçük bir çocuk gibisin. Bak, haberin olsun. Edebiyat dünyasında görüp göreceğim bütün mutluluk bu. Bundan sonrası emek, ter ve gözyaşıdır. Olsun. Her şeye razıyım. Hayatımın en güzel olayı bu. Aldığım en güzel haber. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yo, teşekküre gerek yok. Güzel bir hanımı mutlu görmek bana yeter diyeceğimi sanıyorsan aldanıyorsun. Alçak gönüllü olduğunuz söylenemez, öyle değil mi? Yo, değilim zaten. Hem şimdi araya laf karıştırma bakalım. Senin bana nasıl teşekkür edeceğinden söz ediyorduk. Buldum. Gidip bir yerde bunu kutlayalım ha. Şimdi hemen mi? Canım, olur mu öyle şey? Beni işimden mi edeceksin? Mesaiden sonra bir yere gider, başarını güzelce kutlarız. Ne oldu? Durgunlaştın birden. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır. Bilmem ki evdekiler... Yani gelmek istemiyorsan o başka. Hayır. İstiyorum. Benim için o kadar uğraşmanız... Tabii istiyorum. Fakat kızım... Onun artık bir genç kız olduğunu söylemiştin bana. 1-2 saat yalnız kalabilir, öyle değil mi? Evet ama babası da burada değil. Seni fazla tutmam. Anlaştık mı? Daha nesini düşünüyorsun? Evli bir kadının bunu yapması doğru olur mu bilemiyorum. Bir arkadaşınla başarını kutlamanın nesi eğri, söyler misin? Konuya bu açıdan bakınca haklısınız ama... Açıyı falan bırak şimdi. İki arkadaş çıkıp senin basılacak ilk kitabını kutlayacağız. Bütün olay bu. Ne diyorsun sevgili arkadaşım? Peki. Tamam. Siz bana çok çılgınca şeyler yaptırıyorsunuz müdür bey. Çılgınca mı? Ne yapalım, öyle diyorsan öyle olsun.
Ancak kimse kimseye içinde olmayan bir şeyi yaptıramaz. Ha bu arada aklımdayken şu müdür beyi aramızdan atsak artık nasıl olur ha? Adımı biliyorsun değil mi? Adım Kenan. Gülay iyi ki geldin. Biriyle konuşmaya nasıl ihtiyacım var bilemezsin. Tamam canım konuşuruz. Ancak önce izin ver de biz seni kutlayayım ha. Kenan Bey'den kitabının yakında çıkacağını duydum. Senin adına öyle mutluyum ki. Sonunda istediğin oldu Sevda. Başardın. Kitap filan umurumda değil benim. Günün birinde başaracağını bir... Ne dedin? Umurunda değil mi? ne demek oluyor şimdi bu? Sevda sen iyisin değil mi? Of, bilmiyorsun Gülay. Bilmiyorsun. Hayatım paramparça. Her bir parçam bir yerde. Dur bakayım. Sen gerçekten de iyi görünmüyorsun. En mutlu olman gereken zamanda bu ne yılgınlık böyle? Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Fakat biriyle konuşmak zorundayım. Kendimle tartışmaktan, didişmekten yoruldum artık. Neyi? Neyi tartışıyorsun ha? Neyi konuşmak zorundasın? Sevda sorun ne? Hadi anlat bana. Sorunun adı Kenan. Kenan. Bizim Kenan Bey mi? Ne olmuş ona? Ne gibi bir sorun çıkardığını anlayamadım. Ay da. Gülay anlayışsızlığın sırası mı şimdi? Aman Allah'ım. Yoksa? ya yani Kenan Bey ve sen. Sen ciddi misin? Ay öyle hayretten ağzı açık bakma ne olur. Ne söyleyeceksen söyle. Olur şey değil. Yani hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Ne korkunç değil mi? Korkunç mu? Ne söylememi bekliyorsun Sevda? Bir gün karşına sevebileceğin bir adam çıkabilirdi. Çıkmış da. Mert'tir Kenan Bey, dürüsttür. Sevgi doludur üstelik ama... Beni ayıplamadın mı yani? Başka birine aşık olduğum için bana kızmayacak mısın? İnsanın yüreğine hükmetmesinin mümkün olmadığını bilmez miyim sanıyorsun? Dahası seninkine evlilik bile denemez. Sırf babanın zoruyla bir adamla aynı evi paylaşıyorsun. Hepsi bu. Hem de nasıl bir adam? Çevremdekiler bunu anlar mı dersin? Ailem, arkadaşlarım, diğerleri. Benim bir adamı deli dolu nehirler gibi akmak istememi anlarlar mı? Herkese yalan söylemekten yoruldum Gülay. İyiyim demekten. Ama iyi değilim. Tamam tamam canım seni çok iyi anlıyorum. Sık mı görüşüyorsunuz Kenan Bey? Hayır ondan uzak durmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince uzak. Onu kırmak incitmek pahasına da olsa. Kenan Bey'deki durgunluğun sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Onu hiç bu kadar sessiz dalgın görmemiştim. Ne yapayım yazık. Söylesene. Ha? Ne yapabilirim? Benim için kolay mı sanıyorsun? Her an görmek istediğin birinden uzak durmaya çalışmak nasıl bir azaptır bilemezsin. Önceleri hep başkaları engellerdi beni. Şimdi ben kendimi engelliyorum. Ama yazık ediyorsun Sevda. Kendine de Kenan Bey'e de yazık ediyorsun. Bak canım böyle devam edemezsin. Peki ya Sevgi? Kızın biliyor mu? Artık kesin olarak Mehmet'ten ayrılmak istediğimi söyledim ona. Şaşıracaksın belki ama büyük bir olgunlukla karşıladı. Yıllardır sürüp giden mutsuz bir aile ortamı içinde büyüdü yavrucak. Akıllı ve duygulu bir çocuktur. Bu mutsuzluğun nedeninin babası olduğunu çok iyi biliyor. Kenan Bey'den ona söz etmeyecek misin? Edeceğim tabii ama önce özgür olmam gerek. Daha önce öğrenirse ne düşünür ne hisseder. Ay, kızımın üzülmesine dayanamam. Sevgisini yitirmeye dayanamam. Bence kaygıların yersiz Sevda. Kızın seni anlayacaktır. Hem zaten o artık kendi kanatlarıyla uçmaya hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi'ni kazandığına göre birkaç ay sonra yuvadan uçacak. Halasında kalacaktı değil mi? Evet ama bu neyi değiştirir? Öyle deme. Düşünsene. O zamana kadar sen büyük bir olasılıkla ayrılmış olacaksın. Bu kez de seni yapayalnız bırakıp gittiği için aklı sende kalacak. Kenan Bey'in kendini ona da sevdireceğinden kuşkum yok. Sevgi buradan içi rahat ayrılacaktır. Buna bir inanabilsem. Ay sen de çok yaşa Gülay. Beni de olmayacak düşlere sürükledin. Ya babam?
Böyle bir durumda neler yapacağını düşünmek bile Sevda. İstemiyorum. Ne olacak peki? Bu defa yine boyun mu eğeceksin? Ha. Aşk kolay bulunur bir şey mi? Yine mi sevginden vazgeçeceksin? Bilmiyorum. Yapamam. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yeter artık Sevda. Sorumluluklarım, kızım, annem, babam. Ya ben? Ben gönlünce, kendince yaşayıp giden bir adamdım. Yarı yolda vazgeçecektim madem. Ne diye girdin hayatıma? Bilmiyorum. Bu mükemmel işte. Bilmiyorsun. Ne sanıyorsun? Ne yapabileceğini sanıyorsun? Kendi gücünden habersiz korkaklar beni çileden çıkarır bilesin. Lütfen böyle konuşma. Bilmeden konuşmak kolay tabii. Zor olan neymiş? Söyle de bileyim. Kızgın bir çölde çıplak ayakla yürümenin nasıl bir şey olduğunu bilir misin Müdür Bey? Tabanların yanar kavrulur. Fakat çöldür. Acıması yoktur. Benim konumumda kadın olmak böyle bir şey işte. Çaresiz yürürsün. Tabanların başka zemin tanımadan yürürsün. Yürürsün. Tamam. Yürüdün geldin. Çöl bitti. Önünde uzanan yemyeşil bir vadi var şimdi. Çöl bitmez Müdür Bey. Bitmez. Müdür Bey, Müdür Bey demeyi bırakır mısın? Bu öykücü ağızlarından da vazgeç. Erkek olmayı kolay mı sanıyorsun sen? Hiç kolay değil yazar hanım, hiç kolay değil. Hele bir de kırkında senin gibi bir kör inatçı çıkmışsa adamın karşısına vay ki vay. Acaba hayatım seninle daha mı iyi geçecek? Baksana hep kendini düşünüyorsun. Bencilsin. Hoppala. Yahu bencillik bunun neresinde? Bak ne güzel eşit koşullarda bağırışıyoruz değil mi seninle? Edebi ağızla kavgalar ediyoruz. Şair yazar çekişmesi de çekilmez yani. Çapkınmışsın da öyle duydum. Bak ben bekar bir adamım. Gel çek çevir birlikte insan gibi yaşayalım. Senin gibi bir adamla yaşamak. Ukala, kendini beğenmiş, zorba. Kaba ve saygısızsın üstelik. Tanışır tanışmaz sen diyorsun insanlara. Hem kızınca da bağırıyorsun. Ben köylü çocuğuyum Sevda. Kendimi beğendirmek için yalan söylemeyi beceremem. Neysem oyum. Kızınca içimden geldiğince bağırır, sevince yüreğimin yettiğince severim. Ben şehir kızıyım Müdür Bey. Ben de sevmeyi bilirim. Yüreğimin yettiğince sevmeyi ben de bilirim. Kanıtla. Başka ne söyleyeyim sana? Kanıtla. Geldim anne, beni çağırtmışsın. Sen neler yapıyorsun böyle Sevda? Aklını mı yitirdin? Bizi ele güne rezil etmek mi istiyorsun? Doğru olmadığını söyle Sevda. Doğru olmadığını söyle. Baban duyunca deliye döndü. Doğru olmadığını söyle lütfen. Neyin doğru olmadığını? Mehmet'le anlaşmışsın göya. Boşanıyormuşsunuz. Bir de o adamla... Tövbe tövbe tövbe. Babana söylemişler. Baban duyunca... Doğru değil de Sevda, doğru değil de içim rahatlasın. Oh, yine aynı şey oluyor. Doğru değil de. Hadi söyle, doğru değil de. Doğru anne, doğru duymuşsunuz. Ne? Ne dedin? Vay başıma gelenler, vay benim dertli başım, çileli başım. Ne çileli oluyor başım. Melek? Git, git, babana görünme bak. Melek dedim. Git dedim sana, mahalleye rezil etme bizi, git diyorum. Melek, ne oluyor dedim sana? Sen, rezil, utan kadar geldin demek ha? Dur bey, vurma, vurma kızı. Yıkan karşısına rezil. Ne olur vurma, ne olur. Bir daha gözüm görmesin seni. Çek git evine, edebinle otur. Bey, dur. Bu defa olmaz baba. Yıllar önce attığın tokada boyun eğmemin bedelini çok ağır ödedim. Bu defa olmaz. Hayır. Kesinlikle olmaz. Nurhan Özkor'un yazdığı
Kızgın Çöldeki Çiçek adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Kazım Akşar, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Sevda Özlemer Sönmez, Gülay Özlem Akınözü, Leyla Ayşe Akınsal, Melek Hanım Hepşen Akar, Nahit Bey Fikret Ergin, Kenan Hakan Güneri, İlker Cüneyt Gündoğdu. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.